Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salatalıklı kek yapacağım. O kadar güzel ki kokusu, lezzeti. Şimdi öncelikle malzemelerimiz: 3 adet salatalığımız var. Üzeri için kuru üzümümüz var. 2 yumurtamız var. 1 su bardağı şekerimiz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Şekerli vanilyamız var. 1,5 paket kabartma tozumuz var. 3 su bardağı unumuz. Ununu aldığı kadar koyacağım. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle salatalıklarımızı doğrayarak başlayalım. Tepe kısımlarını alalım. Gelişi güzel doğrayabilirsiniz. Kabımızı alalım. O kadar hafif, o kadar kokusu falan güzel oluyor ki anlatamam. Buram buram salatalık kokusu geliyor kekimizden. Evet, salatalıklarımızı doğradık. Şimdi 2 adet yumurtamızı salatalığımızın üzerine kıralım. Direkt robotun içine ve mikserin içine de koyabilirsiniz. Bu şekilde kabın içine koyup tekrar robota veya mikserin içine de koyabilirsiniz. Şimdi yumurtalarımızı kırdık ve robotun içine alıyorum. Dediğim gibi direkt robotun içine de koyabilirsiniz. Doğrayıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi salatalıklarımızı robottan geçireceğim. Sıvı yağını koyuyorum. Şekerini de koyuyorum. Kabartma tozunu unuyla birlikte koyacağım. Bu şekilde çırparsam kekimiz kabarmaz. Şimdi bunları robottan geçireceğim. Salatalıklarımızı robottan geçirdik. Şimdi kabımıza alalım. Salatalıklarımız içinde hafiften böyle iri iri kaldı. O yüzden bir de blenderdan geçireceğim. Eğer sizin robotunuz daha ince çekiyorsa blenderdan geçirmenize gerek yok. Ve bir de bunu blenderdan geçirmek istiyorum. Bu kadar yeterli. Çok güzel oldu. Pürüzsüz oldu. Şimdi ununu azar azar koya karıştıra cıvık, akışkan bir hamur elde edeceğiz. Evet, kabartma tozu ve vanilyasını da koyuyorum şimdi. Çırparken koysaydık kekimiz kabarmazdı. Bu şekilde koyarsak kekimiz puf kabarır. O yüzden ununun üstüne katmak istiyorum ben bu şekilde. Şimdi hafif azar karıştıra unumuzu ilave edelim. Unu bir yandan dökmeyelim, o zaman kıvamını ayarlayamayız. Kekimizi unumuzu ilave ede karıştırdık. 1 su bardağı kadar da unumuz attı. Toplamda 2 su bardağı un kullanmış oldum. Bu şekilde akışkan bir hamur elde ettik. Bu arada çok güzel buram buram salatalık kokuyor arkadaşlar. Nefis, böyle enfes. Piştikten sonra daha güzel kokuyor. Şimdi hamurumuz tamam. 1 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Tepsimizi güzelce yağlıyorum. Kenarlarına yapışmasın diye bu şekilde. Şimdi hazırladığımız hamurumuzu, kek hamurumuzu tepsimize alacağız. İster kalıp da yapın, ister bu şekilde bir tepsi gibi bir şey de yapın. Siz nasıl tercih ederseniz artık. bu şekilde sıyıralım ki yarısı da şeyimizde kalmasın, kabımızda kalmasın. Günahtır. Bu şekilde hafiften düzleyelim. Her tarafı aynı olsun. Ve kekimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişirelim. Önce üzerine biraz üzüm atalım. Neredeyse üzümünü unutacaktım. Üzerine de, kekimizin üzerine de üzümleri koyduktan sonra şimdi fırına sürelim. Kekimizi pişirelim. Kekimiz pişti arkadaşlar. Çıkarttım. 5-6 dakika soğumasını bekledim. Kekimizi sıcak bir halde kesersek kekimiz kestiğimiz yerlerden çökme yapar. Kesinlikle kekimizi ılık bir halde keselim. Şimdi dilimleyelim. Kekimizi dilimledim. Bir tane de servis tabağına aldım. Çok güzel kabardı arkadaşlar. Bu arada da çok güzel kokuyor. Çok nefis oldu. Mutlaka misafirlerinizde, çay saatlerinizde kesinlikle deneyin diyorum. Şimdi bir de içine bakalım. Wow, arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimiz bu şekilde oldu. Mutlaka ve mutlaka deneyin diyorum. Zil sesini açmayı unutmayın. Diğer tariflerimden haberdar olmak için. Bu arada tarifimi beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.